eski işinizden neden ayrıldınız? Her görüşmenin ana sorularından bir tanesidir. Eğer daha önce hiç çalışmadıysanız, iş tecrübeniz yoksa bile bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü eninde sonunda bu soru size sorulacak. Çok rastlanan bir durumdur. Bu sorunun cevabı oldukça önemlidir. Tuzak bir soru değildir. Ama bu soru ile işveren ya da insan kaynakları uzmanı çok fazla faktörü bir arada değerlendirebilir. O yüzden önemli bir sorudur. Bir kere öncelikle eski işinizden neden ayrıldınız diye bir soruyla muhatap olursanız, karşılaşırsanız, eski işinizi asla ve asla kötülemeyin. Eski işinizin genelini, patronunuzu, çalışma arkadaşlarınızı, iş ortamınızı, müşterilerinizi, o dönemde selam verdiğiniz insanları asla ve asla kötülemeyin. Bunu yaptığınız anda koca bir eksi alırsınız. Tek başına kötülemeniz bile, çok ekstra durumlar yoksa, hani korkunç dolandırıcılıklara uğradıysanız falan ve bu biliniyorsa, ama hani genel şartları biliniyorsa, ama ben oralara da girmemenizi öneririm. Yani hiç konuşmamanız daha iyi, ama çok zorda kalırsanız yapabilirsiniz. Bunun haricinde şunu düşündürür: ya şimdi bu adamı biz işe alsak, yarın bir gün bizim hakkımızda da Allah bilir bu ne dedikodu yapar. Dedikoducu insanlar profesyonel iş hayatında efendim sevilmez. Herkes dedikodu yapmayı çok sever. Mesela ben de şahsen dedikodu yapan insanlardan nefret ediyorum, iğreniyorum. Hele ki iş ortamında bunu yaparsanız çok büyük bir eksi alırsınız. Unutmayın, negatif bildirimlerde bulunan bir insan zaten negatife odaklı olarak değerlendirilecektir. Ve bu çalışma ortamında istenmeyen bir insan tipidir. Bunun dışında fırlattığınız her çamur aslında sizin ayakkabılarınızı ve giysilerinizi ve ellerinizi çamur attığınız kişiden önce mutlaka kirletir. Yani dedikodu yapan insanlar ya da bu tip negatif konuşmalarda bulunan insanların önce kirli olduğu düşünülür. Mesela asla kişilik çatışması yaşıyorum demeyin. Kişilik çatışması yaşıyorum dediğinizde karşınızdaki görüşmeci probleminiz sizin kişiliğinizden mi yoksa karşınızdaki insanların kişiliğinden mi kaynaklandığını bilememesi söz konusudur. Sizi dinliyor ama cevap hakkı doğacak insanlar orada değil. Dolayısıyla muğlak bir durum. Böyle bir muğlaklığa sebep vermeyin. İşte bir şekilde işler yürümedi derseniz de aynı kapıya çıkar. Yani işler niye yürümedi, nasıl yürümedi? Ben zaten bunu soruyorum. Sizden detay bekliyorum diye düşünür görüşmeci. Siz de detay verdiğinizde ilk başta bahsettiğim işte kötü sonuçları, kötü süreçleri anlatmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla buna hiç girmeyin. Eğer bu ikisini beraber hele söylerseniz sizin öfke probleminiz olduğunu ya da anlaşamama problemi, insanlarla anlaşamama probleminiz olduğu düşünülebilir. Yani bu da nerede size eksi not yapar? İnsan kaynakları noktasında takım çalışmasına uyumsuz olduğunuz düşünülür. Bu da günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Biri bence empati, diğeri de takım çalışması kabiliyeti. Burada negatif not almak sizin görüşmenizi oldukça problemli bir noktaya itebilir. Peki nasıl cevap vereceğiz? Bir kere eğer bu soru sorulduğunda, o iş görüşmesine gittiğinizde eğer hala bir işiniz varsa, bir kere bakın bu sizin avantajınıza. Ben şu an bir işim var, çalışıyorum. İşte şu sektördeyim, şu görevleri yerine getiriyorum. Ama yeni fırsatlara da bakıyorum. İşte araştırmalarımı yapıyorum. Neden olmasın diyebilirsiniz. Bunu söylemekten çekinmeyin. Bu çünkü sizi avantajlı pozisyonu getirir. Çünkü aslında iş işteyken en rahat bulunan durumlardan bir tanesidir. İşsiz olduğunuz zaman insan kaynakları ekibi avantajlı durumdur. Ama sizin bir işiniz varsa ve orayı tercih edecekseniz ya da tercih etmeniz söz konusuysa, insan kaynakları uzmanları sizin için bir ayrıcalık yaratma ihtiyacı hissedecektir. Ve zaten muhtemelen bunu siz dedikten sonra görüşmenin de böyle tadı lezzeti bir tık daha değişir. Bunu hemen sorulardan ya da yüz ifadelerinden, elektriklerinden de hissedebilirsiniz. Tabii bir avantajım var diye şu demek değil, kalitenizi bozmayın, kalitenizi düşürmeyin. Bazen şu olabilir, bazen bir iş görüşmesi yaparsanız işte o iş pozisyonu için de sizi öyle notlar alırlar ki bir bakarlar siz başka bir iş pozisyonu için, belki de daha iyi bir iş pozisyonu için daha uygunsunuz ve sizi önerebilirler.
Bu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bunun haricinde eğer bir işiniz yoksa ya da hatta işinizden kovulduysanız da fark etmez. İşte gene doğrular olduğu gibi anlatın. İşten ayrılmak ya da kovulmak da hayatın bir parçası. Herkesin başına gelebilir, hepimizin başına gelebilir. Bu konuda asla ve asla yalan söylemeyin. Çünkü her yalan kolaylıkla anlaşılabilir. Asla yalan söylemeyin. Bazı acı gerçeklerin üzerine hafif böyle ambalaj yapıp konuşabiliyoruz. Hafif değiştirebiliyoruz, yumuşatabiliyoruz. Ama yalan asla kabul edilebilecek bir konu değildir. Hiçbir görüşmenin hiçbir noktasında asla yalan söylemeyin. Eğer yalan söylerseniz bir kere işi kapma fırsatınızı sonsuza kadar kaybedersiniz. Çünkü yalanlar ortaya çıkar. Yalanların öyle bir huyu vardır. Hele ki işten atılma sebebiniz mesela şirket sahipliğinin değişmesi ise bu hiç problem değil. Bu zaten çok normal bir şeydir. Hiç problem olarak düşünmeyin. İşte başka bir şirkette birleşmiş de olabilir. İşte ne olabilir? İşte bir bölüm için toplu çıkartma olabilir. İşte o bölüm kapanmıştır ya da küçülmeye gitmiştir. Bunlar olabiliyor. Bunlar çok mantıklı ve hoş görülebilir sebepler. Hatta iş görüşmesi yaptığınız şirket için de bir fırsat olabilir. Ne güzel başka şirkette işi yaparken işte o bölüm kapanmış, işte alınmış, satılmış, sahipliği değişmiş. İşi bilen eleman benim önüme gelmiş. Ben bunu tercih ederim. Başka bir durumda eğer can sıkıcı bir konu üzerinden işten ayrıldıysanız ya da atıldıysanız bunu duygularınızı katmadan profesyonelce anlatmalısınız. Çok fazla da detaya girmeden ama. Yani samimi olun, işte öze dokunun, konuyu böyle acıya bulamayın, arabesk bir durum takınmayın. Böyle böyle oldu, şu sebepten oldu. Böyle bir durum vardı, bu oldu. Bu kadar yani çok net, tık önünde durmalı. Hikayeler işte efendim o isim, bu isim, şu pozisyon, eski şirketim şöyle falan. Bunları dediğim gibi asla dikkate almazlar ve sevmezler. Şirketin burada bakış açısını anlatmanız çok önemli. Yani benim başıma gelen noktada, olayda şirketin bakış açısı şu şekildeydi derseniz ve bu esnada kendinizi soyutlayabilirseniz, bakın bu mantıklı. Yani olayı tam teknik olarak ortaya koyabilirsiniz. Şimdi ben detayını veremiyorum, örnek veremiyorum. Bu örneklemeyi siz kendiniz yapacaksınız. Şirketi ön plana alın ve kendinizi soyutlayın diyorum. Buradan alacağınız ana fikir budur. Hangi açıdan, hangi nedenlerden işte bu ayrılmanın o sebeple var olduğunu belirtmeniz çok önemli bu soyutlama esnasında. İşte eğer şirketin yerinde olsaydınız ne yapardınız? İşte aynı kararı mesela ben kendim de verirdim derseniz mesela mantıklı bir cevap olur. Kendinizi tam soyutlamış olursunuz. Bunu da ekleyebilirsiniz. Yani nedir? İşte piyasa şartları, işte bizim bölümümüzün karlılık oranının şirket işte uluslararası karlar ele alındığında atıyorum işte düşük olması ya da işte personel verimliliğinin işte şu oranlarda olması ya da yeni bir teknoloji çıkması dolayısıyla işimizin şu şekilde evrilmesi de verilebilecek örneklerden bir tanesidir. Eğer kendinizi başınıza gelen olaydan soyutlayabiliyorsanız ve bunu karşınızdaki insanlara doğru şekilde anlatabiliyorsanız sizin için şöyle bir not düşülür. Bu kişi, bu başvuru sahibi, bu aday gelecekte nitelikli bir yönetici olabilecek kapasiteye sahip. Çünkü soyutlama ve empati kapasitesi yüksek. Özellikle takım çalışması noktasında eğer problem yaşamadıysanız bu da önemli. Gerçekten büyük bir artı işareti isminizin yanına konur. Bunun haricinde eğer eski işinizden ayrılmanızla alakalı kısa sebepler sorulursa ki sorulabilir. Yani bunun için görüşmeden önce kısa bir yani küçük bir liste hazırlayabilirsiniz. İşte daha fazla gelir elde etmek istiyorum. İstedim. İşte yeni bir iş fırsatı elde edebilmek istedim. İşte daha yüksek bir sorumluluk alanı istiyorum. Daha fazla yetki istiyorum. İşte kariyerimde daha ileriye sıçramak istiyorum ama bunu eski şirketimde bulamadım gibi sebepleri listeleyerek bunu çalışarak bu görüşme esnasında görüşmecilere sunabilirsiniz. Efendim videomuz bu kadar ama birkaç küçük hatırlatmam var. Öncelikle www.tuncbilecek.com.tr adresi bizim internet gazetemiz. Bu gazete içerisinde bu videoda sizlere anlattığım bu video başlığını yazı olarak da gazeteye ekliyorum. Yazar olarak orada yazılarımı paylaşıyorum. www.tuncbilecek.com.tr
Bu internet sitemizde Türkiye'den ve dünyadan haberlerimiz var. Bunun haricinde ilan sayfamız var, insan kaynakları sayfamız var. Bunun haricinde firma rehberi kısmımız var. Türkiye'de 2019 itibariyle 3300. Sıralardayız. Yani oldukça bilinir ve kuvvetli bir internet sayfamız var. Buraya girin, hem bizi takip alın, hem diğer yazarlarımızın da yazdığı ilgi çekici konuları okuyabilir, fikir sahibi olabilirsiniz ve hatta sosyal medyada onları da takip ederek onlara destek olabilirsiniz. Kendinize de katkı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında benim bir de biliyorsunuz müzik kanalım var, Barış Tunç Black Official. Burada yaptığım iki albümün müzikleri ve video klipleri bulunmakta. Eğer bu videoları izler, beğenir, paylaşır ve yorum yaparsanız ayrıca çok sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Son bir ekleme daha yapayım. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa videomuzun altına bunları sorabilirsiniz. Gazetenin yazısının altına da sorabilirsiniz. Hem buraya bakıyor olacağım, hem de www.tuncubilecek.com.tr adresindeki yazılarının da altına bakıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.